Çekil şuradan. Nerede Melek? Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Melek nerede? Ne oluyor sana? Ne yapacaksın be? Defol git! O Melek neredeyse bana hesabını verecek! Selim! Ne oluyor orada? Gel gel. Sen de gel. Sana da ihtiyacım var. Gel. Sen ne yaptın zannediyorsun lan? Ne yaptın zannediyorsun? Melek'te bir oldunuz, hayatımı bitirdiniz be benim. Ama siz de suçlusunuz. Siz de çanak tuttunuz bunlara. Hepinizden bunun hesabını tek tek soracağım. Benim canımı sıkma. Defol git! Selim tamam. Selim bırak! Bırak! Sizin yüzünüzden benim karım öldü. Sizin bu bitmek tükenmek bilmeyen hesaplaşmalarınız yüzünden ben karımı kaybettim. Her şey ortaya çıktı işte. Daha hangi yüzle bizi suçlayabiliyorsun ha? Hangi yüzle? Mutlu musunuz ha? Mutlu musunuz? Siz kazandınız. Ben kaybettim. Ben artık Arzu'yu kaybettim. Arzu'yu kurban verdim. Artık mutlu olun. Arzu'yu geri getirin desem getirebilecek misiniz bana ha yeniden? Acıların en büyüğünü yaşattınız bana. Ben bugün karıma son kez baktım. Onun yanmış bedenini. Neredeyse tanınmayacak haldeydi. Sizin haberiniz var mı bundan ha? Haberiniz var mı sizin bundan? Ben karımı kaybettim ya karımı. Hep de sizin yüzünüzden. O seslerde ne ya? Ne oldu anne? Anneciğim, ben şimdi aşağıya ineceğim. Sen sakın buradan bir yere ayrılma tamam mı güzel kızım ha? Allah taksiratını affetsin. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Peki Allah sizi affeder mi ha? Allah karımı öldüren meleği affeder mi? Yeter artık ya, ne saçmalıyorsun sen? Çıkın artık hayatımızdan, düşün yakamızdan ya! Hiçbir yere gitmiyorum. O melek buraya gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Hesabını hepinizden tek tek soracağım. Ne yapacaksın ha? Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Burada kimsenin kına zarar veremezsin sen. Selim tamam, Selim tamam bırak değmez. Senin karın suçunu gayet iyi biliyordu. Jandarmadan kaçarken kendini uçurumdan attı. Peki neden kaçıyordu ha? Küçücük çocuğun canına kastettiği için. Benim yeğenimi günlerce tutsak tuttuğu için. Kızım. Kendine gel. Ümit! Kendine gel. Mutlu musun ha? Mutlu musun? Önce doğmamış çocuğunun canına kastettin. Sonra karımın. Sıra kimde şimdi? Bende mi ha? Sen neden bahsediyorsun ya? Bir de karşıma geçmiş iftira mı atıyorsun? Yalan söylemeyi kes artık. Kes. O gün çiftliğe geldiniz. Karımı merdivenlerden aşağıya attınız. Bunu çok iyi biliyorum. O gün senin yüzünden ben çocuğumu kaybettim. Ama sen çocuğunu geri aldın Melek. Sen geri aldın ama benden de iki tane can aldın. İki tane can. Sen neden bahsediyorsun? Ben sırf Arzu hamile diye şikayetimi geri aldım. Bebeği hapishane köşelerinde büyümesin diye. Yalan söylemeyi kes! Kes! Seninle birlikte benim yokluğumu fırsat bilip çiftliğe geldiğinizi çok iyi biliyorum Melek. Çok iyi biliyorum. Selim'le birlikte karımı merdivenlerden aşağıya attınız. İnkar etmeyin sakın. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Bizi kendine karıştırma. Hani benim karım ha? Hani benim çocuğum? Her şey senin. Yeter artık be! Bırakın lan beni! Bırakın beni bu! Hadi gel benim üzerime yürü bedeni hadi! Selim dur tamam. Belli ki Arzu Ümit'e yalan söylemiş. Asıl yalancı sizsiniz. Bak Ümit, acını çok iyi anlıyorum tamam mı? Çok iyi anlıyorum. Ama ne çocuğunun ne de Arzu'nun ölümüyle Melek Hanım'ın hiçbir ilgisi yok anlıyor musun? Hiçbir ilgisi yok. Yani bir kere olsun gelip de sizi çiftlik için rahatsız etti mi? Eğer bunu yapsaydı zaten en başından yapardı. Bak Melek Hanım'ın tek derdi kızıydı anladın mı? Tek derdi kızı. Ben sadece Arzu'nun bana dediklerini söylüyorum. Ama artık bir önemi yok. Giden gitti. Arzu benim ailemdi ya. Ama artık yaşamıyor. Şimdi ben yapayalnızım. Bak Ümit. Arzu'nun o uçurumdan kendini nasıl attığını bizzat kendi gözlerimle gördüm.
jandarmadan kaçıyordu. Bir şey sıkıştığını anlayınca attı kendini. Ya ona kimse atla demedi, anlıyor musun? Kimse onu zorlamadı bunu. Zaten o sırada Melek Hanım da Elif'le birlikte evdeydi. Anne kız kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Zaten haberi de ben verdim. Bak, inan biz böyle olsun istemedik. Kimse de istemedi. Eğer Arzu teslim olsaydı, işler bu raddeye gelmez. Melek, kızım iç bakayım şunu. Korktun yavrum. Zeynep, ne yapıyorlar orada? Konuşuyorlar işte, ne yapacaklar abla? Biraz daha sakinleşmiş gibi ama. Yüreğimize indi vallahi birdenbire. Sen iyi misin abla? Biz hep böyle mi olacağız ya? Şimdi Ümit'ten mi kaçacağız? Onun korkusuyla mı yaşayacağız? Allah'ım sen yardım et ya. Abla bak, düzelecek her şey. Hem Ümit Arzu gibi değil. Kimse Arzu gibi olamaz zaten, biliyorsun. Ya Zeynep geldi, evimizi bastı bizim. Benim üzerime yürüdü. Melek kızım, Zeynep haklı. Ümit şu an çok sinirli. Yüreği yanmış, kaybı var. Arzu bizim düşmanımızdı ama onun da nihayetinde karısıydı. Arzu'nun ani ölümü onu çok sarsmış belli. Hele şimdi yüreğindeki ateş bir soğusun. Aklı selim düşünmeye başlasın. O da o zaman pişman olacak. Bak kızım, göreceksin. Elif'e bakayım, korkmuştur yukarıda. Ben bakarım abla. Bak Melek Hanım her zaman Arzu'dan uzak durmaya çalıştı. Peki Arzu ne yaptı? Her seferinde peşinden gitti. Sen de biliyorsun zaten bunları. Atölyeye girdi, işinden etti. Daha birkaç hafta önce bu eve gelip kendisini zehirlediğini söyledi. Yani her seferinde vicdanlı davrandı. Ya sırf bebeğinizin geleceği için şikayetini geri çekti. İnanabiliyor musun? Buna inanabiliyor musun? Böyle bir insan çiftlik için masum bir bebeğin canına kıyabilir mi sence ha? He? Kıyabilir mi? Melek onun çocuğunu öldürdü diye Arzu Elif'i kaçırdı. Anlıyor musun? Arzu bana böyle söyledi. Ya öyle bir şey olabilir mi Ümit? Arzu defalarca Elif'i kaçırmaya çalıştı. Ona zarar vermeye çalıştı. O zaman hangi bahaneye sığındı? Ümit bak, bizim her şeyden haberimiz var. Elif'i Melek'e getirmek için Arzu'yla kavga etmişsin. Bunlardan haberimiz var. Elif bize her şeyi anlattı. Bak Ümit, şu an yüreğinin acısıyla böyle davranıyorsun. Lütfen sakin kafayla bir tekrar düşün. Olmadı. Gene bizi hatalı görürsen gel. Bak ben buradayım. Bütün sorumluluk bana ait. Bir hesap sorulacaksa Melek Hanım'dan değil. Gel hesabını benden sor, tamam mı?